Merhaba. Bugün Terazi'nin ilk içeriğini çekiyoruz Mertcan'la beraber. Girişte de gördüğünüz üzere bugün muhteşem bir karakteri olan Joker'in iki başarılı oynayıcısı Heath Ledger ve Joaquin Phoenix'i kıyaslayacağız gibi bir şey olacak. Hoş geldin Mertcan. Hoş bulduk. Öncelikle Terazi ile alakalı merak edildiğini tahmin ettiğim bir şeyi net olarak söyleyeyim. Yani çok güzel münazara tarzı içerikler de var. İşte takip ediyoruz. Sokrates'te sana laflar hazırladım var mesela. Ben de keyifle seyrediyorum. Terazi tam olarak öyle bir içerik değil. Yine biz burada kıyas yapacağız ama yani biri bir taraf, biri bir taraf işte kim kazanacak münazarayı gibi bir durum değil. Çok yapılan popüler kıyasları ikili, üçlü gruplarla işte bugün iki kişiyiz, inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Ya bugün benim tarafım zaten çok belli aslında ama yine iki tarafı da net olarak konuşuruz. Yani evet, mesela bazen belki programın içinde taraflarımız az çok hissedilecek. Hani o da olabilir çünkü illaki bir tarafa daha yakın hissedebiliriz ama biz burada olabildiğimizce incelemeye çalışacağız. Çünkü gerçekten ikisi de Oscar almış ve çok başarılı iki oyuncu. Yani güzel ve zevkli bir program olacağını tahmin ediyorum. Ya zaten şimdi hani tam da görmüştür herkes. Yani Phoenix'le Ledger'ı kıyaslayacağız. Sen de girişte söyledin. Bunlar dünyada Joker oynamış tek insanlar değiller. Yani işte Gotham'da Shameless'ın Ian'ı, Cameron Monaghan oynuyor. Jared Leto var. Ben hiç beğenmedim Jared Leto'nun Joker'ini ama sonuçta yani o da oynadı. Jack Nicholson var. Efsane bir oyuncudur. Jack Nicholson'ın adını da bir yerde anacağız herhalde. Ya dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bu adamlar zaten şu kıyasa geldiklerine göre bile belli bir seviyenin üstündedirler. Şundan bahsedeyim bir de. Her teraziye özgü bir şey değil bu ama biz bugün 5 kriteri ayırdık kıyaslarken Joker'leri. Bunlardan ilki ses ve kahkaha, ikincisi makyaj ve kostüm, üçüncüsü replikler, dördüncüsü psikopatlık seviyesi ki Joker için bayağı önemli biliyorsunuz. Beşincisi de aktörlük başarısı yani oyunculuk diye böldük. Yani illa net bir böyle maç skoru gibi bir skor değerlendirmesine gerek var mı bilmiyorum ama yapabiliriz. İstersen ilk kriterle başlayalım. Başlayalım. Ses ve kahkahadan başlayalım. Ses ve kahkaha şöyle. Normalde herhangi bir karakterde incelenecek bir şey mi bilmiyorum ama hani Joker'le özdeşleştiği için, Joker için çok önemli bir şey olduğu için kriter olarak aldık ki hani o efsane Joker kahkahası olarak da. Sence mesela ikisi arasındaki fark ne kadar? Hangisininki daha iyi senin gözünde? Abi şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bence ikisi de iyi. Ben bir tek şu Ledger'ın Joker'inin bir sahnesi vardı. İzleyenler mutlaka hatırlarlar. Hatta ilk gözüktüğü yerlerden biri soygun sahnesinden. Sonra bu bir oda var, bir sürü insan var. İşte Joker'i canlı ya da ölü istiyorlar falan öyle muhabbetler dönüyor. Orada böyle girerken oraya böyle gıcık bir kahkahası var. Ha hi hi ho ho falan yapıyor. Hatırlıyorsun onu. Şu an kafamda canlandı. Ya onu ben çok sevmiyorum ama normal repliklerden sonraki gülüşleri, gülümsemeleri falan okey ama kahkaha farklı bir boyut. Ya ben kahkahada aslında biraz daha Phoenix tarafındayım. Bunun birden fazla sebebi var. Birincisi hani Joker filminde de işlendiği gibi o kahkaha biraz hastalıklı bir kahkaha. Evet. Yani çılgınlığın, psikopatlığın ötesinde bir hastalık. Bence şu ayrımı çok iyi yapıyor Joaquin Phoenix. Bir normal hastalık olan durduramadığı kahkahası var. Bir gerçekten böyle güldüğü kahkahası var. Bir de o yine filmi izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Böyle zorlama bir gülüşü var. Bu stand-up sahnesinde falan da hatırlarsın. Yani bu gülüşlerin her birinde ayrı ayrı mesajı çok iyi verebilmiş bence Joaquin Phoenix. Evet, o konuda çok Dolayısıyla başarılı. ben burada Phoenix'i bir adım önde görüyorum. Ya ben bilmiyorum birazcık eskici davranıyorum herhalde bu konuda. Ama şöyle bak şu konuda başarılı olduğunu kabul ediyorum. Gerçekten o kahkahanın verdiği rahatsız edicilik bence onun başarısı. Çünkü canlandırmaya çalıştığı karakter o. Ama ben Phoenix'in kahkahası beni rahatsız ediyor. Benim hoşuma gitmiyor. Ya bana Yani göre de işte rahatsız etmesi bir başarıdır ve ben puanı oraya yazarım yani. haklısın ama ben Ledger'ınkini daha sempatik böyle daha şey buluyorum. Bilmiyorum hani onunki daha nasıl diyeyim o öyle özdeşleşmiş benim için. Gerçekten çok hani böyle hoşuma gidiyor yani o kahkahasını gördüğümde. Ya bir de seninle şöyle destekleyeyim. Hani ses ve kahkaha olarak ayırdık sonuçta bu kriteri. Ses konusunda da o
Hani Joker sesi bence aslında Ledger'ın sesi. Yani belki önce onu izlediğimiz için öyle geliyordur, bilmiyorum ama ya ses konusunda ben Ledger'ı bir adım önde görüyorum. Kahkaha konusunda Phoenix'i bir adım önde görüyorum ama burada sanki ağır basan önemli olan şey bu kriterde kahkaha olduğu için ben puanı Phoenix'e verdim. O zaman bu kriterde buçuk buçuk diyelim mi? Olur, paylaştıralım. Burada abi keşke şey Paylaştıralım. yapabilseydik işte, yapıyorlar ya, altta çıkıyor böyle buçuk buçuk bing bing bir şeyler falan. Yani o kadar İnşallah prodüksiyonumuz yok şu an, üzgünüm. onları da ilerleyen zamanlarda ekleyebilecek duruma geliriz inşallah. Şimdi ikinci kriterimize geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Hani bu yayında birazcık belli olacak. Joaquin Phoenix'in şu açıdan işi çok zordu. Heath Ledger gibi muhteşem bir oyuncunun ardından ve hani çok hikayeleri filan da azıcık bahsetmek ister misin mesela o Heath Ledger'ın döneminde film çıkmadan vefatı, o olaylar. Ya bahsedebilirim. Biraz oyunculuk kısmında da zaten detaylı konuşuruz. Ben Phoenix'le alakalı şunu söyleyeyim öncelikle. Hani Ledger ağırlıklı konuşacağız dedik ama kesinlikle Heath Ledger'dan hiçbir taklit görmüyorum ben. Evet, Phoenix'in Joker'inde. çok farklı. Bu bence artık kültleşmiş ve özel bir karaktere kendi yorumunu katabilmesi bence çok ayrı bir başarı. Ledger'a gelince dediğim gibi programın aslında ana odağı biraz bu. Ya Phoenix çok güzel bir canlandırma yapıyor Joker için ama Ledger Joker'i gerçekten yaşıyor. Ya hatta bu yani yanlış ilaç kullanımından işte insomnia işte uyku hastalığı için ilaçlar kullandığı söyleniyor. Dolayı vefat ettiği ve bunun Joker karakteriyle bir alakası olmadığı söyleniyor ama ben biraz bunu şöyle görüyorum. Çok fazla inanmak istemiyorum. Yani inanamıyorum. Zaten biraz programın ilerleyen kısımlarında da çok spoiler vermek istemiyorum. Konuşacağız Ledger'ın Joker'e nasıl hazırlandığını. O hazırlık sürecinde gerçekten bir insanın psikolojisinin normal kalması hiç kolay değil. Ve zamanlama olarak da yani hem zaten böyle biraz su berrak değil diyeyim o konuda. Ben çok başarılı bir filmi lekelememek için biraz bu dedikoduların bertaraf edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ben Ledger'in intihar ettiğine inanıyorum ama tabii ki bu konudaki açıklamalar biraz aksi yönde. Yani Batman Dark Knight filminin de benim hayatım boyunca izlediğim en iyi film olduğunu da söyleyeyim parantez içinde. Benim de en iyi 2-3 arasındadır. Yani şu an belli bir birincim yok. Belki birincidir de ama hani şu an anında belirleyemedim. Gerçekten izlediğim en iyi filmlerden biri. İzlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta bir tane bir kere filmi izleyin. Sonra ikinci kez açıp sadece Heath Ledger'ı izleyin yani. Onu tavsiye ediyorum. Şunu demek istiyordum ben. Hani şimdi mesela bir şarkıda cover yaparsın ve hani şey olur ya, bir değiştirmeye çalıştığın zaman eleştiri alırsın. Hani oturmuş bir şeyi, oturmuş bir kültürü değiştirip farklı bir şekilde sunmak her zaman çok zordur. Ama Phoenix buna rağmen çok başarılı olabildi. Bence en büyük başarısı buydu. Yaptığı iş gerçekten kolay değildi. Farklı bir şekilde tanıttı bize Joker'i. Farklı bir Joker izletti. Ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ya katılıyorum, çok doğru. Ya ama bir yandan da şunu da söylemek lazım. Oynadıkları Joker'ler tamam ismi aynı, ikisi de Joker ama hem hikaye bakımından hem de hani oynadıkları dönem açısından çok farklı. Yani biri Joker'in Joker olma sürecini canlandırıyor aslında. Birisi Joker'in Batman'le kapışma sürecini canlandırıyor. Aslında %100 bir kıyas yapmak da çok sağlıklı değil ama yapıyoruz yani. Yani sonuçta ikisi de aynı karakterle çok büyük başarılar elde etti diyerek hafiften makyaj ve kıyafetlere geçiyorum. Aynen, makyaj kostüm kriteri. Bilmiyorum abi, burada ikisinde makyajını çok başarılı buluyorum bu arada. Kesinlikle. Ya Phoenix de biraz eski Joker'lerden, bu çizgi romanlardaki eski Joker'lerden esintiler görüyoruz. O göz makyajı şurasındaki o üçgenler şu an zaten yukarıda göreceksin, sen göremiyorsun ama. Ve yani böyle daha palyaçovari bir kostümü ve makyajı var. Yani renk renk işte burnunda o kırmızı bir boya var. Ağzı daha palyaço ağzı gibi yapılmış. Öte yandan Ledger'a baktığımızda da böyle o crime'ı sana hissettiriyor. Yani nasıl ifade edilir bilemedim. Böyle daha o villain der ya, Kaan Kural da çok kullanır o ifade. Yani gerçekten
kötü bir adam makyajı var. Ve şununla alakalı bir bilgi vereyim. Bilmiyorum biliyor musun? Başta Joker'in makyajı ki bir iki öyle fotoğraf da var sette. Tamamen şuraya kadar kırmızı boya, buralar beyaz. Bu Ledger'ın isteğiyle değiştiriliyor. Yani Ledger biraz bu yüz makyajında kaos olmasını istiyor. Dolayısıyla böyle neredeyse şuralarına kadar varan kırmızı boyalar ve böyle biraz da rastgele, hatta işte bu Rachel'ı anlatırken söylüyor ya, ağzımı bıçakla kestim falan diye. Ya öyle bir hava katılmış. Ya burada ben makyaj olarak yarım adım Heath Ledger'ı öne koyarım. Onun dışında kıyafet olarak, kostüm olarak baktığında da bu mor kaban mı denir, parka mı denir ona üstüne giydiği şey. Bence yani ikisinin de tüm giydiği şeyler arasında en Joker olanı. Dolayısıyla ben burada puanı Ledger'a vereceğim ya. Burada da birazcık ayrı düştük. Çünkü dediğin gibi hani bilmiyorum, Phoenix'inki daha böyle hem çizgi karakter olarak çizgi karaktere daha yakın olmasından dolayı, hem de evet diğeri daha çok saf kötülüğü simgeliyor, böyle kaosu simgeliyor ki onu da gayet başarılı buluyorum, yanlış anlaşılmasın bu arada, ama böyle Phoenix'in makyajı ve kıyafeti böyle o yeni oluşmuş Joker havasını bence güzel veriyor. Hani bence şık gözüküyor bayağı. Hani bilmiyorum, bence yakışmıştı kendisine. Ben burada birazcık Phoenix tarafındayım. Tamam, bak o zaman onu şöyle yapalım. Ya ben genelde aynı fikirde oluruz diye düşünüyordum bu arada ama ilk ikisinde birden ayrıldık. Abi diyelim ki bu kısmı tamamen berabere bir bir kapatalım. Tamam. Üç kriterimiz daha var. Aynen bir bir geçmiş olsunlar burayı. Üçüncü Tamamdır. kriter replikler. Ben burada çok net tarafım belli benim Ya benim de belli. Zaten tişörtten de göreceğiniz üzere yani. Çok kültleşmiş cümleleri var. Bunlardan birisi sadece Ledger Joker'i kullanmıyor bunu ama Why So Serious, ki Joker denince belki akla gelen ilk cümle. Onun dışında da işte şu an benim tişörtümde de yazan soygun sahnesinde söylediği cümle benim filmde en sevdiğim sahne zaten, soygun sahnesi, onu da söyleyeyim. Orada şey diyor işte, I believe whatever doesn't kill you diye falan giriyor hatta. Simply makes you stronger yerine stranger diyor, ki bu da bence Joker'in hikayesini yansıtan bir cümle. kesinlikle. Çok güzel yazılmış, çok güzel işlenmiş. Yani kimin fikri bilmiyorum. Belki daha yani çizgi romanlardan falan bile kalmış olabilir. Çok hakim değilim. Ama replik konusunda ben Ledger'ı açık farkla öne koyuyorum. Phoenix'te de aklıma aslında çok fazla kült bir replik de gelmedi. Yani şey var işte, hayatımın bir dramdan ibaret olduğunu düşünüyordum. Ama meğersem bir komediymiş tarzı bir sözü var. Hani en böyle oturmuşlardan biri o şu an aklıma gelen. Ya işte direkt kendi söylemese de Put on a happy face sürekli filmde geçen bir Aynen. replik, böyle şey yapıyor falan hatta. Ya bilmiyorum Yani abi, bence burada kazanan çok belli. Ledger'ın, ya ben Ledger'ın hikayelerine bayılıyorum abi ya. Herkesi tek tek tutup bu yaralar nasıl oluştu biliyor musun diyor ya. Ve her Bayağı zevkli hikayede sahneler. ayrı ayrı böyle bir yaşanmışlık içeriyor. Gerçekten muhteşem bir şey. O Onu hissediyorsun ya. O adamın hani gerçek hayatta da öyleymiş gibi gerçekten hissediyorsun. burada o zaman verdik herhalde Ledger'a Ledger puanı. 2-1 yaptık. Tamam, geçtik o zaman psikopatla. Psikopatlıkta birazcık adil bir kıyas olmayacak. Hatta ortada kolay bir kıyas olmayacak. Çünkü iki farklı Joker'den bahsediyoruz. Birisi yeni yeni oluşan, birisi de olmuş, olgunlaşmış, artık ne yaptığını daha iyi bilen, daha kompleks planlar kuran ve gerçekten bir kaosa sürüklemeye, bir çılgınlığa sürüklemeye kendine adamış bir adam var bir tarafta. Diğer tarafta ise belki de anlık kararlarını bir an, hani o ne oluyor? Çıktı programa, delirdim, Murray'i öldürdüm mesela. Hani nasıl diyeyim? Bir tarafta daha planlı, daha zeki bir adam, daha oluşmuş bir Joker gördüğümüz için burada Heath Ledger net bir şekilde öne çıkacak bence. Sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda? Ya katılıyorum ama
Bu kıyas bence çok adil bir kıyas değil aslında. Yani kriterleri belirlerken de bunun farkındaydım ama belki de Ledger'ı mı kayırmak istedim artık bilmiyorum. Ya dediğin gibi birisi psikopatlaşma sürecini inceliyor aslında. Birisi yani Joker delirdikten çok daha sonrasını ele alıyor diyeyim. Şöyle Joker yani Ledger'ın Joker'i kesinlikle o böyle suçlu ve psikopat işte ne bileyim hapishane kaçkını, şehri kaosla baş başa bırakan suçlu izlenimini bana kesinlikle hissettiriyor. Zaten diğerinin rolü öyle değil. Yani ben dans sahnesinde aslında hani tatlı bir delilik o ama Phoenix'in deliliği. Orada onu çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Bu komşusuyla olan sahnelerinde falan da kesinlikle çok güzel işlenmiş. Ora biraz ama bence Phoenix'ten ziyade senaryonun başarısı onu söyleyeyim. Yine de burada sanırım biraz daha Ledger'ı öne koyacağım. Ya şöyle Ledger bu psikopatlığı gerçekten çok çalışıyor. Kendisini 6 hafta bir otel odasına kapatıyor. Burada yani bunların çoğunu o ne diyor da bulabilirsiniz bu arada. Çok güzel bir şey de hazırlamışlar. Ama hepsini de bulamazsınız, onu da söyleyeyim. Mesela orada yazmayan bir Joker günlüğü tutuyor. Hem yazılarıyla, resimleriyle bayağı destekliyor. Oradan bir iki fotoğraf yayınlandı ama onlar gerçekten o günlüğün fotoğrafları mı açıkçası bilmiyorum. Ama yani bu aslında bayağı bir fikir veriyor bence. Artı yani psikopatlık deyince herhalde bu şey sahnesi Rachel'la yüz yüze geldi o cam binada. Orada o sahne için Michael Caine şey der bu arada. Michael Caine dediğim Alfred'i oynayan adam. Bilmeyenler için. Orada yani Ledger şey yapıyormuş zaten. Birçok sahnede göstermiyormuş provalarda tam olarak ne yapacağını. Biraz doğaçlama oynuyor ve karşısındakinin de doğaçlama oynayabilmesi için aslında bunu yapıyor. Michael Caine orada şunu söylüyor. Yine setten birkaç kişinin de bunu destekler yönde açıklaması var. Biz repliklerimizi unuttuk heyecandan diyor. Ki yani kaç yaşında oyuncu çok çok da büyük oyuncudur yani Michael Caine. Ya öyle bir psikopatlık seviyesi. Sadece Ledger'in Joker'inde değil. Bence Ledger'in kendisinde de zaten bu psikopatlık var. Dolayısıyla burada da ben Ledger diyeceğim. Ya felsefi olarak yavaş yavaş oyunculuğa da geçmiş bulunduk. Hani oraya da hafiften kıyalım. 3-1 oldu. Felsefi olarak gerçekten oyunu oynamak yerine yaşamayı tercih ediyor gibi ya. Hani karakterin içine görebildiğim en iyi giren oyuncu. Gerçekten hani maalesef ki burada da topu yine aynı konuda sana atacağım şu cümleyle beraber. Karakterin o kadar içine girmiş ki belki de çıkmayı becerememiş. Psikolojisi çok kötü etkilenmiş ve hani ölümüyle ilgili bazıları haptan diyor, bazıları şey diyor ama hem olduğu zaman itibariyle birazcık şüpheli bir ölümü de var. Yani ben üzüldüm. Gerçekten hikayesi çok üzücü bir hikaye. Hani izlediğim en iyi oyuncu performansı. O yüzden burada tabii ki tarafım Heath Ledger olacak ama hani o hikayeden de azıcık bahsetsen sen hakimsin biraz daha bu konuya. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Belki biliyorsundur. Sana sorayım hatta bir böyle genel kültür sorusu olsun. Okay. Ledger'a teklif edilen ilk rol Joker değil. Ve teklif edilen ilk rol de ilk filmden önce teklif ediliyor Heath Ledger'a. Sence hangi roldür mesela? Ledger'a hangi rol teklif edilmiş olabilir? Ya ilk filmdeki kötü karakter değildir. Değil mi? Batman teklif ediliyor abi. Cidden mi? Evet Bir yıldan önce. bu benim çok şaşırdığım bir olay. Sonra bir şekilde anlaşamıyorlar ve Bale oynuyor ki bence çok iyi olmuş. Yani dolaylı yoldan kötü olmuş çünkü yani Ledger gibi bir adamın ölümüne sebebiyet verdiğini düşünüyorum ben bu kararın ama yani filmin kalitesi açısından ele alacak olursak bence hem Bale kanadında hem Ledger kanadında mantıklı bir şey olmuş. Sonrasında şöyle bir şey var. Hatta şuradan fotoğrafları da vereyim. Joker için zaten yine oynamak isteyen aktörler oluyor ama Nolan'ın teklif ettiği tek kişi Ledger. Yani bunun altından sadece Ledger'ın kalkabileceğini düşünüyor.
O dönemde daha önce Joker'i canlandırmış olan Jack Nicholson'ın bir açıklaması var. Ya Jack Nicholson kısaca şunu söylüyor. Bence kimse Joker'i oynamamalı diyor. Ve yani Joker'in canlandıran aktörü çok daha karamsar ve böyle dengesiz bir ruh haline sürüklediğini söylüyor Nicholson. Kesinlikle de tavsiye etmiyorum kim olursa olsun diyor. Sonrasında bu arada Phoenix'le alakalı da şöyle bir parantez açayım. Phoenix kesinlikle Joker'i oynadıktan sonra böyle bir şey hissetmediğini söylüyor. Ama tabii Ya. yani oyunculuk metotları çok çok farklı da olabilir. Herkes aynı şeyi Kesinlikle. yaşayacak diye bir şey yok. Ledger bunu bayağı yaşamak istemiş. Ama mesela birçok oyuncunun aksine sette, karavanda falan Joker gibi davranmıyor. Sadece sahnelerde Joker gibi davranıyor. Hatta set aralarında kaykay sürüyormuş setin etrafında. Öyle değişik bir abimiz yani kesinlikle. Toprağı bol olsun diyeyim. Ya oyunculuk konusunda ben yine ya ikisi de Oscar'lık oyuncu performansı sergiledi. Oscar'ı da aldı. Belki Ledger göremedi kendi Oscar alışını ama. Maalesef Phoenix için yani şöyle şu biraz belki Phoenix'in yaptığı için değerini düşürebilir. Sonuçta bu Arthur karakteri, Arthur Fleck'ti galiba. öyle. Joaquin Phoenix'in oynayacağı belli olduktan sonra yazılıyor. Yani biraz karakter ona göre oluşturulmuş. Öte yandan bir de değer katan bir şey söyleyeyim. Sürekli senaryo değişmiş Joker'in çekim esnasında. Yani bence bir oyuncu için bundan daha zor bir şey olamaz. Aşırı zor. Ki rolü de zaten zor bir rol. Sürekli farklı bir şeye girmesi falan gerçekten zor olmuş onlar. Ledger için sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bence son noktadır. Birkaç sahnesinin yönetmenliğini kendisi yapmak istiyor ve veriyorlar da iki sahnesinin. Şu an ekranda gördüğünüz sorgu sahnesinin yönetmenliğini kendisi yapmıştır. Bu sahnede çok şey bir olaydır. Bunu da Geek Yapar'ın bir sorgu sahnesiyle alakalı galerisi var. An ve an tüm hikayeleriyle bundan bahsediyorlar. Yani ilgililerin kesinlikle bakmasını öneririm. Ben de yakın zamanda denk geldim bu arada. Sorgu sahnesinde Bale'ın bir açıklaması var burada. Ledger geldi ve ona vurmamı istedi diyor. Çekim esnasında değil bu arada. O ona vuruyor, o da ona vuruyor. Durduk yere. Evet, yani bunu sadece şey için yapıyorlar. Birbirlerinden daha fazla nefret edebilmelerini sağlamak için yapıyorlar ve bu Ledger'ın fikri. Yönetmen de olduğu için kimse itiraz edemiyor o sırada. Ve gerçekten bu sahneye böyle giriyorlar ki yani filmin en iyi 2-3 sahnesinden biridir bu. Ya Batman Aynen. karakterini de bu kadar sinirli çok az görmüşsünüzdür. Burada bu olayların da kesinlikle payı var. Belki Bale biraz Batman karakterinin de çizgilerinin dışına çıkıyor bu sayede. Evet, o sahne gerçekten gerilimi çok yüksek bir sahne ya. Hani zaten Batman'in de orada geriliminin yüksek olması çok doğal. Ama çok şaşırdım ben bu bilgide biliyor musun? Ya bu aslında bayağı bilinen bir şeydir. Kaykay çok bilinmez, günlük çok bilinmez. Michael Caine'in açıklamaları da yine çok fazla kişi söylüyor benzer şeyler. Ya değişik bir insan. Gerçekten hakkını vermeye çalışmış Ledger. Bunu kesinlikle Vermiş. Phoenix'in Bayağı. yaptığı için değerini düşürmek için söylemiyorum. İkisi de Oscar aldı dediğim gibi. Ama ya belki de yaşamına mal olacak kadar benimsemiş bu rolü. Çok da değerli bir karakterdir benim için. Yani benim film kültürüm aşırı iyi değildir. Çok da fazla bilmem özellikle öyle festival filmleri falan. Çok işim olmaz ama ya bu film hakkında gerçekten bayağı şey okumuştum. Hatta bir ödev de yaptım Ledger ve Joker ilişkisi hakkında. Ya izlemeyip bu dakikaya kadar gelen bence yoktur. Ama eğer varsa onlara da şunu tavsiye edeyim. Bizim programı kapatın hiç önemli değil. Açın Dark Knight izleyin vaktiniz varsa şu an. Kesinlikle. Yani ben de son olarak şunları ekleyeyim. Bayağı Ledger övdük. Bunun bir yerde patlayacağı belliydi Mert. İkimiz de çok Ledger fanıyız yani şurada. Ama Phoenix hakkında da programın öncelerinde de söylediğim gibi ya Ledger öyle bir şey bıraktı ki ardında hani bunun üstüne kimse yeni bir Joker kabul edemezdi kolay kolay. Bence. Gerçekten ben Joker'in yeni bir filmi çıkıyor dendiği zaman Joker karakterini çok sevmeme rağmen bir şey olamadım hani. Kim oynayacak ki hani moduna girmiştim. Ona rağmen böyle bir rolün altından kalkıp da
Oscar alması ya bugün mesela oyladık 4-1 dedik. Hani Ledger'ın tarafını seçtik gibi oldu. Hani ikimiz de Ledger'ı daha fazla övdük. Ama böyle bir rolde, böyle bir şeyin ardından oynayıp Oscar alması bence gerçekten takdire şayan. Ya dediğim gibi kapanırken son olarak şunu söyleyeyim tekrar. Girişte de söyledim. Yani burada kesinlikle Phoenix'i yermiyoruz. Hatta yani Ledger'ın karşısına Leto'yu, Jack Nicholson'ı çok büyük oyuncudur. Veya işte dizide olsa o Cameron Monaghan'ı değil, Phoenix'i koyuyorsak zaten Ledger'ın ardından ikinci olarak gördüğümüz için koyuyoruzdur. Kesinlikle. Yani 4-1 bitti. Bilmiyorum bu kadar fark hak ediyor muydu? Belki 3-2 gibi bir skorla bitirebilirdi. Daha objektif biri konuşsa şu an bilmiyorum ama ya ben yine de Ledger'ı birkaç adım önde görüyorum. Ben Özetle. de aynı şekilde. Ya istersen kapatalım yavaştan. Kapalı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten hani ben bile çekerken değişik şeyler öğrendim. Bayağı hoşuma gitti. Umarım sizi de Bu eğlendirebilmişizdir. şey gibi oldu. Film tanıtımı yaparken diyorlar ya işte çekerken biz de çok eğlendik falan diye. Aynen. Karakod izlemeye devam edin. Videoyu Evet. beğendiyseniz like atmayı. Bunu da öğreniyorum bu arada. Ve Like'ı şuradan. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz.